Ya zaten dilsiz bir iş yapıyoruz. Öyle şey mi olur? Yani her mesleğin bir piri vardır ya. Biz öyle gidiyoruz. Her mesleğin ruhsası bir piri vardır. Yani onun dünya üzerindeki varlığımızı ve bu mesleği yapıyor olmamızın sebebini anlarız ve o sabırla bu işi yaparız. Dedim zaten dilsiz bir iş yapıyoruz dedim. Sinirlendim sinemaya yaptığım işe. Ertesi gün Metin geldi, Metin Güney Aslan'ın. Abi dedi, hocam dedi, ben dedi piri buldum dedi. Bizim mesleğimizin piri var dedi. Allah Allah Metin dedim ya. Sinema mesleğinin piri ne ola ki, kim ola dedim, var dedi. Nasıl bir şeymiş dedi, kimmiş dedi. Dedi ki, Şeyh Küçleri diye. Şeyh Küçleri diye bir zat-ı muhterem Orhan Bey zamanında sanıyorum yaşıyor. Bursa'da Orhan Bey zamanında ve Şeyh Küçleri bir medresede ders verirken öğrenciler diyorlar ki, efendim, hocam, bu ölüm diyorsun, öbür dünya diyorsun, bu nasıl bir şeydir? Yani hani ölen İlnus da diyor ya, ölen hayvandır, biz Deli Bey'in şarkısını yapmıştık. Aşıklar ölmez. Peki diyor hani, ruh ölmez, beden ölür diyorsunuz da bu nasıl bir şeydir falan diye. Bu ölümü ve yani bunu bize biraz açar mısın, anlayamak falan diyorlar. Peki diyor şeyhleri. Kavun üstündeki beyaz şeyi açıyor, alıyor, oğlum diyor, biz kalkın diyor, bu diyor, yani kavun başının üzerinde taşıdığı şey kefeni ya, o kefeni açıyor, kefen bezini, diyor ki bunu geri şuraya diyor, az önce Adem'in anlattığı bu perde gibi, bir çarşaf bunu iki tarafında iki öğrenci tutuyorlar, iki öğrenci o çarşaf tutuyor, ondan sonra diyor ki Mehmet sen de kalk diyor, şu mumu al, arkaya git diyor, arkaya koydu perdenin arkasına. Öğrenciler de böyle karşısına seyrediyorlar. Şimdi diyor o mumla diyor perdenin arasına geç diyor. Perdeyle mumun arasına geçince ne oluyor? Mumun ışığı Mehmet'in gölgesini perdeye vuruyor. Ondan sonra diyor ki Mehmet diyor git şimdi o mumu diyor söndür diyor. Söndür ve gel aynı yere dur diyor. Mehmet gidiyor mumu söndürüyor ve gelip aynı yere duruyor. Öğrenciler de diyor ki az önce mum yanarken ne görüyordunuz? Mehmet'in gölgesini görüyorduk hocam diyor. Hah diyor. Mehmet'in gölgesi işte bu dünya diyor. Şimdi sonra peki diyor Mehmet'in gölgesi Mehmet mumu üfledikten sonra söndürdükten sonra ne gördünüz? Hiç şey görmedik hocam diyor. Ama Mehmet orada duruyor diyor. İşte diyor ölüm de böyle bir şeydir. Yani dünyanın üzerine düşen gölgenizdir. Hayat dediğiniz şey sizin o gölgedir. Ama onu söndürdüğünüz zaman o gölge düşmez, ışık kaynağı gelmediği için ve siz onu ölüm dersiniz ama Mehmet orada duruyor diyor. Yani Metin'in bana işte sinema sanatının birini, yani genç arkadaşlarıma buradan bir kısa film hikayesi de anlatmış oldum sanıyorum. Kısa film denilen şey tamamen bir metaforla kurulan bir şeydir. Yani, bir fikri, küçük bir fikri, bir metaforik olarak, görsel anlamda bir metaforla anlatmanız gerekiyor. Diyaloglarla vesaireyle değil. Diyalog çünkü profesyonel işidir. Yani ben ortaokul ikinci sınıfta Dostoyevski okumaya başlamıştım. Hala çok iyi diyalog yazabildiğimi sanmıyorum. Çok zor bir şey. Onun için daha görsel bir dille, daha metaforik bir anlatım bulmanız lazım. Ama sadece ve sadece ne olur hikaye anlatmanız lazım. Yalın apaçık ve basit yalın. Basit basit drama. Yalın basit değildir. Bir yazar şöyle diyor. Diyor ki yalın yazın, süslü yazmayın. Eğer süslü yazarsanız sizi herkes anlamaz. Ama zaten entelektüeller de yalın yazmaya karşı değillerdir. Yalın yazmak en zorudur. Yani sanatta fazlalıkları atmak atılacak şey kalmadığında özü kalır. Evet, lafı uzatmayayım burada. Ben de hocalığa başladığım için biraz böyle gizli konferansçıya dönüşebilirim. Onun için hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlarım ne olur yalın hikaye anlatmaya devam edin. Çünkü bu hikaye anlatabiliyor olmak önemli bir vasıf ve sizin borcunuzdur. Eğer anlatmazsanız bu yeteneğinizi israf etmiş olursunuz. İsraf da bilenlerden affınızı rica ediyorum. İsraf da en büyük haramdır biliyorsunuz. Allah sizi bu haramdan, hepimizi her türlü haramdan korusun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Onun inanılmaz osmasına ve yoğun toplamına rağmen bizleri kırmayıp teşrifinden dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda üstün başarılarının devamını diliyoruz.